Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Soğuk hava lan. Herkese günaydın. Bunu sabah saatlerinde paylaşayım da günaydın olsun. Güneş var diye tişörtle çıktım. Montunda içtiğini söktüm. Ve hava serin. Böyle uyanıp gideceğiz işe anlaşılan. RPM'den herkese merhabalar diyoruz ve başlıyoruz videomuza. Geçenlerde birisi sormuştu. Bu konu üzerine konuşmak mantıklı geldi. Kısaca bir şeyler anlatacağım şimdi. Motosiklete ilk başladığınızda ya da çok uzun süre motosiklet kullanmadığınızda, ki bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğiz. Elinizde bir yorgunluk olabiliyor. Böyle binmeye binmeye, oturuş pozisyonundan tutun da işte motosikleti sürmek bile unutulabiliyor. Yani bir ay binmemeniz bile az bir şey etkiler bunu. Öyle yıllarca binmemekten bahsetmiyorum. O zaten hani unutturur insanı ama öyle kısa dönemli bırakmalarda da motosikletteki alıştığınız oturuş pozisyonunu falan kaybedebiliyorsunuz. Özellikle işte kışın motosikletini yatıran arkadaşlar, yazın gelmesiyle bir anda böyle hani hızlı sürmek, burası da çok tehlikeli. Yani direkt hızlı sürüşe geçmemek lazım. Dediğim gibi bu uzun video, yani uzun süre sonra kullanmamakla ilgili videoda paylaşırız bunu. Benim anlatmak istediğim nokta şu şimdi. Superlight'ta başlamıştım ben motora. İlk başta benim de öyle oldu. Antalya'da başladık. Bir hafta boyunca böyle ellerim nasıl yoruluyor böyle. Yani bildiğiniz el kası yaptım. Eliniz o kadar yoruluyor ki artık böyle motosikletten bıkma derecesine geliyorsunuz. İlk heves başlamışsınız ama öyle bir yorgunluk beklemiyorsunuz. Yoruyor insanı bayağı. Bu normal. Geçenki arkadaş da bunu sormuştu hani. Eli bu şekilde yorulmuş. Hani sizde de oluyor muydu falan diye sordu bana. Yani bu tip durumlar oluyor arkadaşlar. Tek size özel bir durum değil. Endişelenmenize gerek yok. Özellikle işte doğru oturuş pozisyonunda değilseniz, yükü kollarınıza verdiğinizde, hani rahmetli Barkın abinin videosunu izleyin doğru oturuş pozisyonu ile ilgili. Gerekirse biz de çekeriz zaten kanalda bulunsun diye. Örneğin şöyle durayım şu an. Kol böyleyken sürülmez yani, hani böyle dimdik olmayacak. Bir de dik oturuş pozisyonu var ya, böyle ördek gibi sürerler derler hep. Yani kolunuz paralel olacak ki yere yorulmasın. Zaten motosiklet hakimiyetiniz artıyor bu şekilde sürüşte. Artmasının sebebi boşa değil yani, hani rahat oturuyorsunuz ki daha rahat kontrol ediyorsunuz motosikleti. Bu sebeple hani oturuş pozisyonu önemli. Acemi adam da videosunu bile izlese bunu o kadar bilemeyebiliyor. Bilemediği için de yanlış oturuş pozisyonuyla yük tabi kola binince ister istemez ellerde ağrı yapıyor. Bunu önlemek için ne yapacaksınız işte? Dediğim gibi bir hafta, yani yeni başladınız, hiç tecrübeniz yoksa eğer, ilk bir hafta olabiliyor. Ama siz ilk günden itibaren bu oturuş pozisyonuna dikkat etmeye çalışırsanız bir iki günde zaten motosiklete alışıp bu yorgunluk ortadan kalkmış olacak. Böyle bir durum yani, öyle çok kafaya takılacak bir durum değil arkadaşlar. Herkes yoruluyor. Hani bu yüzden de ilk aldığınız, bu arada ilk tecrübe için bahsetmeyeyim sadece. Ben gibi chopper kullanıyordunuz, naked kullanıyordunuz. Racing'e geçtiniz. Racing yobuya oturdunuz. Oturuş pozisyonu zaten öne doğru. Bu sefer dikkat etmiyorsanız iyice ağrı yapacak kollarda, ellerde. Ulan ben nasıl motor aldım ya diye hemen hevesiniz kırılmasın arkadaşlar. Önce bu oturuş pozisyonuna bakın her zaman. Yani bir saattir söylediğim gibi. Yeşile yetişir miyiz? Yok. Zaten oturuş pozisyonunu düzeltin. Gerisi ister istemez gelir. Ondan sonra işte 2-3 hafta, 1 ay neyse kullanırsınız motoru. Ondan sonra hala cidden böyle bel ağrısı, kol ağrısı yapıyorsa o zaman işte o motor hakkında bir kanıya varın. Yoksa öyle erkenden şey yapmak olmuyor yani. Boş boşuna motorunuzun hakkını yemeyin. Bu uzun yol için de geçerli. Hatta bu motoru aldık ya, Adana'dan gelirken bir videomda paylaşmıştım bunu sanırım. Şöyle bir durum var. O zaman da demiştim. Hatta direkt o kısmı koyayım ben şöyle ekrana. Onu bir izleyin.
Evet arkadaşlar, molasız 100 kilometre gittim. Antep'e 130 kilometre falan kaldı. Şöyle bir özet geçeyim. Spor yapanlar bilir. Uzun süre yapmayıp bir anda yapınca böyle bir o günkü sporunuz size çok ağır gelir. Bendeki durum şu an o. Bu motosiklet bu kadar yormaz normalde ama kollarım falan böyle gergin durmaktan biraz yoruldu. Molayı çok vermiyorum çünkü. Bu da mola dediğimde bu işte 5 dakika durmamışımdır şu an. Bir Oğuzhan'la konuştuk telefonla o kadar. Yani bir de şeyden dar giyindim biraz. Daha doğrusu kalın giyindim yağmurluğum olmadığı için. O da etkiliyor tabii. Biraz vücudum gergin duruyor. Bu da bir durum değerlendirmesi olsun. Burada da belirttiğim gibi işte özellikle uzun yol öncesinde birkaç gündür, bir haftadır falan böyle her gün motoru sürüyor olun ki vücudunuz alışık olsun. Antrenmanlı olun yani hani. Benim gibi eğer 800'ün üstünde bir yol yapacaksanız ya 200-300 kilometre için belki çok fark etmez bu ama 800 kilometre, 1000 kilometre veya daha fazlası için gerçekten etkili bir yöntem. Öyle bir haftadır, bir aydır motor kullanmamışken yola gitmeye kalkmayın yani. Daha fazla yoruluyorsunuz. Şöyle bir yavaşlayalım ve kapanışımızı yapalım. Bu arada 9400 kilometreye gelmişiz. Şurada görebilir misiniz bilmiyorum ama anahtar simgesi çıktı. Servis zamanı geldi diyor yani bize. 10.000 bakımına götüreceğiz motorumuzu. Onunla ilgili de video istiyorsanız eğer yorumlarda belirtin. Küba Superlight hakkında yapmıştık daha önce. 2000 bakımı, 4000 bakımı, 6000 bakımı. Tek tek videolarını çekmiştik. Bununla da öyle bir içerik hazırlayabilirim eğer isterseniz. Eldeki yorulma konusu böyleydi arkadaşlar. Oturuş pozisyonuna dikkat edin. Antrenmanlı olun. Gerisini motora ve kendinize bırakın, zaten gelecektir. Hoşça kalın.